Evet, merhaba kızlar. Sizi balkondan karşılıyorum. Bütün doğallığımla, şişmiş gözlerimle. Daha yorgunluğumu atamadım. Şimdi fasulyem vardı kızlar. Annem bahçeden toplayıp getirmişti. Onları ortadan ikiye bölüp yapacağım. Evimi topladım. Zaten dün temizlik yapmıştım biliyorsunuz. Şöyle süpürdüm evimi tekrar. Halılarımı serdim, sildim. Güzel ayıklayayım. Ondan sonra yemeğimizi yaparken tekrar görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Fasulyemi yaptıktan sonra görüşürüz. Girdim çıktım. Saçlarım gördüğünüz gibi şöyle gelişigüzel ılık sırt ördüm. Saçlarım kurudu gördüğünüz gibi. Taradım, kurudu. Burası niye böyle duruyor onu bilmiyorum tamam mı? Neyse. Kirpiklerime de rimel sürdüm. En azından yüzüm biraz daha böyle şey durdu. Eski yorgun ve bitkin halimden çıktım. Çünkü biraz uyudum. Böyle yattım uzandım kızımı uyuturken. Ben de biraz yattım uzandım. Dediğim gibi duşa girdim çıktım. Annesi su uyandı. Onu da üstünü giydirdim. Elbise giymek istedi kendisi. Anne bu bir şey değil mi? Ne? Bu bir şey. Evet o elbise değil mi anneciğim? Sen elbise mi giymek istedin? Evet. Sen elbiseleri çok mu seviyorsun? Evet. Bir ceviz adamı söylemek ister misin?
Ceviz ağaç. Dik dur dik dur kardeşim. Tamam söyle. Cita cita dedesi tara tara dedesi tara citara tara citara. Şarkı karıştırıyor ama kendince söylüyor işte. Citara Johnny Johnny yes papa. Bir de Johnny Johnny yes papayı. Evet, babaya deneyeceğim. Ne söyleyeceğim? Ben de kötü bir şey ben bir şey adamları. Ben mi söyledim? Evet. Ceviz adam şip şap şop. Burnu uzun lü lü lü. Kaşları keman gıy gıy gıy. Saçları rüzgar hu hu hu. Karnında davul güm güm güm. Ceviz adam ölmüş vah vah vah. Şimdi sen söyle. Ben demeyeceğim. Kim söyleyecek? Ben de. Ama ben söyledim zaten anneciğim. Bir kere merhaba arkadaşlar der misin? Neden? Cito cito sen hadi söyle o zaman. Cito cito neredesin? Yoru doya. Evet canlarım. Şimdi taze fasulyem oldu. Salata malzemelerimizi zaten hazırlamıştık. Kıvırcığım hala sirkeli suyun içinde, biraz da sirke damlattım içine. O hala şeyin içinde, sirkeli suyun içinde. Onu yapana kadar orada dursun. Yaparken temiz saf sudan geçirdim. Pirinç yapacağım. Tavamı da çıkarttım. Benim başka bundan daha büyük bir pirinç tencerem var. Bu ondan daha küçük en azından. Bir tane almam lazım. Gerçekten ihtiyacım var. Şimdi ne yapacağız? Pirinç için daha erken, pilav için yani. Gerçekten çok fazla puding almışım. Hatta göstereyim. Ya bunların hepsini ben almadım aslında. Annemden de gelme bunlar. Annem de almış böyle kendi evine Toki'ye. Hani giderken bozulmasın diye bana vermişti. 1, 2, 3, 4 ve 5. Vanilyalı bir tanesi muzlu. Gerisi bitter çikolata ve kakaolu çikolatalı. Geçen gün de bir tane yapmıştım hatırlıyorsanız. Bir kere daha yapmıştım. O zaman video çekmiyordum. Şu an elimdeki 4-5 tane var. Vanilyalı ve muzluyu biz eşim sevmiyor. Bunları ben böyle yapıp Almile'ye hani gündüz yedirmek için küçük kaplara koymak istiyorum. Öyle bir tane iki tane de ben yerim. Bunları o yüzden şimdi yapmayacağım. Hani danone gibi böyle yapıp küçük kaplarda Almile suya vereceğim. Bugün hangisini yapayım? Bugün 1 litre sütle yapılması gerekenden mi yapsam? Bitter mi yapsam acaba? Şu bitteri yapayım ya. Piyalenilmiş bu. Bu sefer bunu yapayım. Bitterinkini. Çünkü bir diğerleri Dr. Oetker'in olanlar çok güzel. Bunu daha önce ben bu markayı hiç almadım. Bu sefer de bunu yapalım. En azından elimizden çıkmış olsun. 1,5 su bardağına bardağı sütün içine bu karışımı dökecekmişiz. Hemen dökelim o zaman. Size Almile suyu gösterirken şarjım gitti kızlar maalesef. O yüzden birden kapandı. Şimdi Almile su içeride. Almile su kalktıktan sonra çorba içirdim ben ona. Çorbasını içti. Üstünü giydirdim, değiştirdim. Elbise giymek istedi çünkü. Üstünü değiştirdim, şey yaptım. Şimdi meyve koydum, meyve yiyor. Mandalina yiyor. Şu geçen gün almış olduğum şeyi kullanayım. Öyle yani kızlar. Geçen de puding yapmıştım ama size göstermemiştim. Yani çünkü normal sıradan, arkasında zaten yapılışı da yazıyor. Sıradan bildiğiniz puding yaptım.
Böyle güzel oluyor ya. Eşim de seviyor, ben de seviyorum. Akşamları hani böyle aile uyuduktan sonra hani bir Nescafe ile bir puding böyle güzel oluyor yani. Ben seviyorum. Dondurma da alıyoruz bazen üstüne. Üstüne dondurma koyuyoruz. Güzel oluyor yani. Ben gerçekten seviyorum kızlar. Bayağıdır da zaten tatlı falan yapmıyorum. Ben bir ara arkadaşlar çok tatlı yapıyordum. Yani neredeyse her gün bir yemeğin yanına, bu arada ben gözükmüyorum. Bir yani yaptığım yemeğin yanına bir çeşit tatlı yapıyordum yani. Bir ara gerçekten çok yapıyordum. Ama bu ara yapmıyorum. Zaten hani görüyorsunuz yani çok yoğun geçiyor günlerim. Böyle yukarı bakmak zorunda kalıyorum. Telefon bayağı yukarıda çünkü. Bir de bir şey soracağım. Bugünkü görüntü kalitem nasıl? Yani benim gördüğüm kadarıyla gayet düzgün çekiyor ama acaba video yüklendikten sonra nasıl olacak? Bana bunu eğer söylerseniz çok sevinirim. Sanki bana diğerlerinden daha iyi gibi geldi bugünkü. Ama emin olun gün ışığından kaynaklanıyor. Yani ben hiç farklı hiçbir şey yapmadım. Sadece gün ışığından kaynaklanıyor. Başka hiçbir şey yok yani. Şu an karşıdaki apartmandaki kadın bana bakıyor. Bu kız ne yapıyor? Böyle deli gibi diyor. Tezgaha bakmış konuşuyor. Bana bakıyordu. Benim ona baktığımı görünce kafasını çevirdi. YouTube videoları çekiyorum. Sen de izleyebilirsin. Kanalıma abone olmak istersen gel. Hay Allah'ım ya. Bazen böyle şeylerle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Şunu şöyle biraz düzelteyim. Yolda falan yürürken böyle video falan çekerken insanlar böyle bu kız ne yapıyor ya diye falan bakıyorlar. Desin o küçük yer. Herkes birbirini tanıyor. Ya diyor, bu kız ne yapıyor? Hani beni tanıyanlar bu Esra ne yapıyor falan diyorlardı yani, eminim. Çünkü dediğim gibi Snop çok küçük bir yer. Ve herkes birbirini tanıyor. Bayağı çekiniyorum yani. Hani Snop'la yürürken hani gördüğüm çoğu insanı sima olarak da olsa biliyorumdur yani. Hani hangi okulda okuduğunu falan yaşıtımsa yani. Biliyorumdur. Ondan sonra Cima diyordur yani bu kız acaba ne yapıyor falan diye. Şu saate bakacağım. Saat 5. Acaba pilavımı yapsam mı diye düşünmüyor değilim yani. Eşim böyle 7.30'da falan geliyor. Saat de 5. Daha erken ya. Neyse kızlar, ben bugün çok böyle boş boğazlı gibi çok konuştum. Şu puding kim olsun? Bu puding olduktan sonra kaselere koyarım. Kaselere koyduktan sonra sizlere gösteririm. Efendim anneciğim. Nereye? Aa, böcek geldi diyor. Nereye geldi böcek? Televizyon. Aynı sineğe böcek diyor bu arada. Bakalım, hadi hep birlikte bakalım o zaman. Bakalım anneciğim. Böcek görmüş. Biz de sınıf arkadaşlarına selamlarımızı hani veriyoruz. Nerede? Günün ilk yarışmasına geçiyoruz. İşte ilk ipucu resmimiz geldi. Bunları ne yaptın böyle? İlk olarak senin için ne resmi çizdim? Bunu. Evet, masadan seçtim. Böcek dediği şey arkadaşlar. Kendi yapmış olduğu kağıtları yırtıp oraya atmış. Bunlara böcek. Şimdi ikinci ipucu resmimizle devam edelim. Ay, kendime gelmişim şu an, bakıyorum da. Hani bir duş almak, bir uzanıp şöyle bir yarım saat kestirmek bile insan ne kadar iyi geliyor ya. Dinlendim kızlar, gerçekten çok kötüydü. İyi, tabii ki doğru. Çok başarılısın. Bak, hiç kaybetmeden üçüncü ipucu resmimize devam edelim. Eminim hemen bulacaksın. İşte böyle. Aynı yüz çizgi film izleyerek oyun oynuyor. Ben de şu pudingi yapayım. Pilavı yaparken tekrar sizlerle görüşeceğimizi umut ediyorum. Telefonum da hem biraz şarj olsun. Şarjım sanki bitecek gibi. Bu arada şöyle. Şu da arkadaşlar belki ne diye sorarsınız. Şöyle ışığı yakayım. Bu da ne biliyor musunuz? Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Bu da kompost arkadaşlar. Kayısı ve erikten aynı suya yaptım. Tabii bitmiş şu an. Aynı su birkaç gündür kakasını yapamadı. Çağlacığımın da vermiş olduğu yöntemle bunu yaptım. Gerçekten çok işe yaradı.
Azar vardı kayısıya erik. Onu da yapmıştım işte. Dün eşim yaptı. Ama o kadar az kaldı. Onu da kesin bugün bitir. Çünkü Aynur bu tarz meyve suyu tarzı şeyleri çok seviyor. Biliyorsunuz zaten ben çok sık yapıyorum. Fasulyemi de göstereyim size şöyle bitmiş ve pişmiş halini. Şöyle kızar. Bu da köy fasulyem. Annemin bahçeden toplamış olduğu fasulye yani. Pudingim de zaten kıvamını almaya başladı. Şöyle göstereyim. Aile su alıyor. Ne oldu anneciğim? Kuyamam ben kızıma. Ben anneye bakıp geliyorum kızlar. Evet. Şimdi pilavımızı yapacağız kızlar. Ben pudingimi böyle kaselere koydum. Şöyle. Işıktan dolayı şu an biraz karanlık çıkıyor sanırım. Ben bu şeyi açıyı değiştireceğim şimdi. Şunları bir dolaba kaldırayım. Hemen açımızı değiştireceğim. Ondan sonra da şey yapacağım. Konuşamadım. Kapıyı böyle vurduk. Evet kızlar. Yani şöyle bir açı buldum sizin için. Yani başka türlü bir şey bulamadım ama bu akşam eşimle konuşup bu sorun için elimden geleni yapacağım. Şimdi sıvı yağ için sıvı yağı böyle tavama koydum. Pirincimi de ıslatmıştım. Azıcık şehriye koyacağım kızlar. Çok az şehriye koyacağım. Çünkü neden diyeceksiniz? Tavuğum gerçekten çok az. Yani kayınvalidem hani bayağı vermişti. Fakat ne derler ona? Bayağı vermişti ama burada bir tane bütün kalmış. İçinde bütünleşmiş. Onu çıkarayım. Aynı su yedi biraz. Biraz ben yedim. O yüzden az bir şey kaldı. Ben yine de az şehriye koymak istiyorum zaten. Çünkü ben şehriyesiz pilavı böyle nohutlu ya da tavuklu seviyorum. Nohutum olsaydı Çağlacığım'ın yapmış olduğu nohutlu ve tavuklu pilavdan yapardım. Gerçekten hala aklım o pilavdı çünkü. Çok güzeldi. Şimdi pirincimiz bu şekilde kavrulsun. Ben bir tane de tavuk bulyonu atmak istiyorum. Bazen böyle şey yapıyorum. Sıcak suda eritiyorum. Bazen de içine atıyorum. Yine sıcak suda ezeceğim bunu kızlar. Size o yüzden şöyle tekrar şuraya koyacağım. Karanlık çıkıyorsa lütfen kusura bakmayın. Tekrar bunu şöyle bir kasenin içinde çözülmesini sağlayacağım. Bazen böyle yapıyorum dediğim gibi. Bazen de şey yapıyorum. Yağda böyle şeylerim kavrulurken yağda böyle çözündürüyorum. O zaman biraz da kavrulmuş oluyor. Öyle de güzel oluyor. Ben öyle de seviyorum ama biraz sanki böyle yanık yanık tadı geliyormuş gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Hani yanmıyordu aslında ama o şeyin tadı geliyor gibi hissediyorum. O yüzden bazen böyle bu şekilde yaptığımda oluyor yani. Ne yalan söyleyeyim. Bunu bu tarafa alacağım. Şu şeyi şöyle alayım. Biraz küçük geldi. Şimdi birlikte pilavımızı yapalım. Ben size yakından göstereceğim. Çünkü bu şekilde çok karanlık çıkıyor canlarım. Sizler de daha iyi ve net görebilin diye yakından çekeceğim. 2 bardak pirinç ıslattım. Ve çok az bir şey de şehriye koydum. 2 bardak pirince yaklaşık olarak ben 2,5'a yakın şey koyuyorum. Sıcak su koyuyorum. Çünkü şehriyenin de payı olduğunu düşünüyorum içerisinde. 2,5 bardak su koyuyorum. Ve bunu da sizinle şimdi müzikle ve hızlandırılmış şekilde hep birlikte yapacağız. Şimdi o zaman pilavımızı yapmaya geçelim.
Bu da taze fasulyem. Bu da salatam. Ve salatamı koyacağım tabağa. Bugünkü menüm bu şekilde. Bir de puding yaptık birlikte biliyorsunuz. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.